Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır esnafıyla Yanık Çarşı'da durumları hakkında sohbet edeceğiz. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Diyarbakır'da, İlave TV sizleri seviyor. Abi bak etrafa bak, Bakırisi görünüyor. Kimse yok diyorsun. Kimse yok, iş nasıl yok. Dönüyor çarkın? Çarkı nasıl? Sen gelmezsen eşya almazsan ben nasıl çarkı döndüreceğim abi? Peki devlet desteği aldın mı? Yok. O da yok? Yok. Hiçbir devlet yetkilisi gelip halinize hatırınızı sordum. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz? Anam babam sormuyor, ona niye sorsun? Yani? Kimse kimseyi sormuyor ki. Kimin kalanın canı mı çıktı? Yani öyle olmuş abi, dünya öyle olmuş. Eyvallah. Dünya değişmiş baba. Çok teşekkür ederim. Ben başım sana, Allah'a emanet. Vallahi abi iş, hani iş var, hani oturuyoruz makalın başında oturmuşum. İş mi diyor? Bu. İş yoktur mu, hani iş var. Niye abi? İş yoktur mu? İş yok, ne yaparız? İş yok. Hastalık var, hiçbir şey var. İşte peki, peki nasıl dönüyor abi çark? İnanın kiralardır, çark. İşte vergidir. Aa. Nasıl ödüyorsunuz bunları? Mesela bir parça al, bizi yapar. Kimse alırız abi, canın sağ olsun. Ne olacak? Alırız. Devlet desteği aldınız mı? Yok, onu da daha almamışım. O da yok da? O da yok, o da verecek bize, bir şey olmaz. Onu da verir. Peki. Acelesi yok. Yani. Peki, peki bir devlet yetkilisi, milletvekilidir, belediye başkanıdır. Bu dönem içinde hiç yanınıza gelip durumunuza, halinize, hatırınıza sormak mı? Kimse esnafların içine gelmemiş. Kimse? Kimse gelmemiş esnafların içine. Aldır sen yeni sen geldin. Bir tek biz mi geldik? Ha, siz aldır geldiniz sordunuz, o da yok. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Neredeyse bayrakları çekeceğiz artık. Evet, Allah devletimizi başımızdan. Amin amin. Devlet. Valla devletlik de bir şey değil yani, şimdi kalkıp da her şeyde devlete de, yani hastalığın verdiği stres, milletteki bu korku, kimse gelmiyor. Bak saat kaç, temizlik yapıyoruz. Evet. Farkındasın. Çıkmıyor insanlar dışarıya. Ya insanlar da haklı bir yandan. Evet. Endişe şey ediyorlar. Herkes, ben dahil bile. Peki devlet desteği aldınız mı bu süreç içinde efendim? Yok valla devlet desteği. Kira yardımıdır, işte elektrik yardımıdır. Yok bizden fazlasını almasın, biz destek istemiyoruz. Fazlası çıkmasın cebimizden. Evet, fazlası çıkmasın, desteğe gerek yok. Zam gelmesin yeter. Aynen öyle. Çeviririm mi diyorsun abi çarkı? Yani çarkı istesen istemesen çevireceksin. Mecburen. Bu mecbur olan bir şey. Evet. Yani fazlasını almasın, geri kalanı evet yani. Eyvallah. Ne demek istediğimi anlamışlardır zaten. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Teşekkür ederim abi, Allah razı olsun, çok şükür. İyi mi? Çok şükür idare ediyoruz. Çarkı döndürebiliyor musunuz? Yani çok şükür idare ediyor. Yani çok işsizlik var ama idare ediyor, çok şükür. Peki daha önceyle şimdinin arasında bir fark var mı? Var tabii. Yani bu hastalıktan dolayı çok fark var. Bayağı bir, çünkü pasaj bayağı yani, boş. Yani bayağı bir boş, kimse yok. Devlet desteği aldınız mı? Şu an bir şey yok. Herhangi bir yok, herhangi başvuru bir şey. Başvuru yaptınız mı? Başvuru yaptık, herhangi bir şey yok. Bekliyorsunuz. Bekliyoruz sadece. Peki bu dönemde bu esnafın yanına gelip ziyarete, devlet yetkilisi, milletvekilidir, belediye başkanlarıdır. Gelip hiç halinizi, hatırınızı sordular mı? Hiç kimse. Kimse gelmedi. İlk defa siz geliyorsunuz. Biz geliriz abi. Biz halk. İlk defa siz geliyorsunuz. Biz sorarız. Ama devlet yetkililer, oy verdiğiniz, sizi temsil edenler hiç kimse. Gelmedi kimse. Yok hiç kimse. Ha, yeter mi? Yeter mi? Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. O hiçbir şey sormadı abi. Ne diye ona? Hiçbir mi? Abi. Ama bu zamlar milleti perişan etti, bıraktı gitti abi. Abi hiçbir şey sorma. Peki altından nasıl kalkıyorsun? Kirandır, vergindir, sigortandır. Nasıl döndürüyorsun abi çarkı? Borçla, harçla mı gidiyor? Şimdi sen bizi konuşturursa söyleyeceğiz. Yani hiç ağzımızı açmıyor, daha iyidir abi. Kapasan da iyidir vallahi. Allah yardımcı olsun. Allah Teala razı olsun. Abi vallahi işler durgundu. İyi değil mi çok? Valla durgundu. Sigortan, vergin, algın nasıl dönüyor çark? Vallahi nasıl olsun. Her zaman yani bazen iş yapıyoruz, bazen yapmıyoruz, öyle. Peki destek aldınız mı, devlet desteği? Ya şu ana kadar bir şey almamışız. Gelmedi mi hiçbir şey? Yok hani size bu 1000 lira veriyor, de 3000 lira verecek ya aydan aya. Vereceğiz diyorlar. Yani bilmiyorum artık, biz de başvurusu yapmışız yani. Başvuru yapıldı. He. Peki bir devlet yetkilisi gelip de halinizi, hatırınızı sordu mu? Durumunuz ne? Nasıl dönüyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz diye. Hani bu süreçte ki hiç kimse gelmedi. Hiç kimse? Hiç kimse gelmedi. Ne belediye başkanı olsun, ne bizim milletvekillerimiz olsun. Hiç... Ne arayan var, ne soran. Aynen. Kendi yağınıza kavruluyor. Valla öyledir. Allah yardımcı olsun. Amin, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Nasıl işleriniz? İşlerimiz hiç iyi değil. Nasıl dönüyor çarp peki? Kiran, elektriğin, vergin? Şu anda hiç, işlerimiz hiçbiri dönmüyor sadece. Kira veremiyoruz.
Elektrik borcumuzu ödeyemiyoruz. İşlerimiz hiç iyi değil. Cepten mi gidiyor? Cepten gidiyor. Şu anda sadece bankalardan kredi çekip borçlarımızı ödüyoruz. Ne olacak abi? Bir devlet desteği almadınız mı? Kesinlikle almadık. Sadece basit usulle ufak bir yardım yapıyorlar. Evet. Bizim de basit usul değil. Onun dışında da hiçbir yardımları yok şu anda. Herkese, her esnafa destek verdik diyorlar. Yok şu anda. Destek biz bir görmedik. Kredi mi? Kredi dediler. 25 bin kredi verdiler Halk Bankası'nda. Onu da bizden 50 bin olarak geri almaya çalışıyorlar. Ben bugün bu ay götürdüm kredimi yatırmaya. Kendi geçen ay yatırdığım krediden 350 TL daha fazla faiz aldılar benden. Hani destek? Destek yok. Köstek var. Aynen. Peki bir devlet yetkilisi gelip de halinize hatırınızı sordu mu? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nasıl dönüyor bu taksi? Şu ana kadar soran yok. Kimse gelmedi? Yok. Eyvallah. Çok teşekkürler. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, sağ olun. Nasıl işlerin? İş yok abi. İş nerede var? Bak bir Allah'ın müşterisi var. Yok. Sen kim? Bu pasajın dedesiymişsin, en eskisiymişsin. Sözünü söyler misin? Daha önceden nasıldı, şimdi nasıl? Önceden Murat Sıra'ya geçiydi. Kuyruk o. Ama şimdi bak bir müşteri yok. Peki nasıl dönüyor çark? Eleman parası var, sigortası var, vergim var, dükkan kiram var. Nasıl çeviriyorum? İki tane işçi arkadaşlar boş geziyor. Yani biz iki kişi, dört kişiyken iki tane boş gezi, iki tane çalışayım. Yani iki tanesi çıkmak zorunda kaldı. Tabii ne yapayım? Dükkan kira, vergisi var, aletegi var. Nasıl dönüyor peki çark? Dönmüyor. Valla dönmüyor. Nerede dönüyor? Tıkanmışız. Allah yardım etsin. Devlet desteği var mı? Vallahi daha 1 milyon da vermemiş. Allah Allah. Yok. Veriyoruz diyorlar esnafa. 1 milyon da almamışız. Almışsa gelsin beni içeri alsınlar. Peki hiç böyle bir milletvekilidir, böyle yetkilidir. Gelip de halinizi, hatırınızı sordular mı? Zamanı olursa gelirler. Ama seçim yoktur. Şimdi neye geleceksin? Adamın ihtiyacı şimdi yok ki. Neye bana geleceğim? Seçim oldu mu kapıdan ayrı? Tabii gelirler ya. Biri gidiyor, biri geliyor. Ya ama şimdi yok. Şimdi kimse ne esnafın derdini soruyor, ne esnafı soran var, ne bir şey yok. Bana diken kiradır. Evet. Vakıftır, kirayı benden alıyor bak. Devlet kirayı alıyor. Elektriğidir, vergisidir, işçi parasıdır. Hepsi alınıyor. Ama 1 milyon da daha yardım almamışım. Alma şu parayı, kirana destek yok. Abi 1 milyon da almışım, sen gelsin beni, bak konuşuyorum, beni içeri alsınlar. Desin sen niye yalan attın? Evet. Yok, vermemiş. Allah yardımcı olsun. Ya, esnaf mağdurdur abi, esnaf perişandır. Devlet buna bir el atsın. Ya. İnşallah. İnşallah. Başım üstüne. Çok sağ olun. Başım ve gözüm üstüne. Eyvallah. Vallahi abi işler çok kötü abi. İş var mı? Hele bir bakın çarşının haline, bir durumuna bakın. Kimse gözükmüyor. Çarşının içinde hiç hep esnaf baktan dışarıda oturuyor. Kimse yok. Aynen öyle. Bakın dikkat edin. Bakın karşı pasaj görünüyor. Kimse yani, niye yok? Servet etmiyoruz. Pandemi, kuraklık. Çarkı nasıl çeviriyorsun? Peki kiram var, vergin var, algın vallahi var. Şaşırmışız yani. Cepten mi gidiyor? Cepte bir şey yok ki, cepte olsun. O zaman 20, borçtan 25 mi? Bankalar var ya, sağ olsun. Bankalar veriyor ya. Banka olmasa? Bankalar veriyor, çek kredi kartlarını devriyoruz öyle yani. Çık. Aynı. O da olmasa? Vallahi onlar da zaten en son patlayacaklar. Yani o duruma gelmişiz. Yani burada bir esnafın 2 ayı kalmış, ben öyle söyleyeyim. Bu 2 ay içine de bir çözüm olmazsa bütün esnaf kapatacak zaten. Peki bir destek geldi mi, devlet desteği? Gülelim bari buna, değil mi? Veriyoruz, esnafa destek veriyoruz diyorlar. 500, pandemi döneminde şahlandı diyorlar. 500 lira para verecekler diyorlar da, onu da daha kimse almadı da. Dalga geçer gibi. 500 lira çay parasını veriyoruz biz burada, 500 lira. Kiran ne kadar? Kiram vakıf. 2-3 tane vakıf, 2000 lira yakın yani. Öyle diyorlar. 500'ü verse ne olur diyorlar. Yani çay parası bile değil ya. Burada günde 20-30 lira çay içiyoruz ya. Boşluktan ne yapacaksın? Yani simit parası bile değil ya. Yani dalga geçiyor ya. Vermesin onu da ya. Yani versen ne olacak, vermesen ne olacak yani. Peki pandemi başlayalı. Bir tane devlet yetkilisi geldi mi? Halinizi, hatırınızı sorun. Seçimden beri kim gelmiş bu çarşıya? Bir Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi en son buraya. Buraları tadilat yaparken bazı sorunlarımız vardı, şeylerimiz vardı, sorduk. Bu sur olaylarından dolayı. O zaman dedik ki bize bir çeklerimiz yazıldı dedik. Bize bir af çıkarın ya da bir yardımcı olun. He tamam diyorlar. Hiç kimse yok demiyor. Hiçbir şey yok demiyorlar yani. Her gelen he diyor. Her şey he diyorlar. Tamam diyor. He. Hatta numaramı da aldı. Emin olun. Kartımı da aldı. İsmimi de aldı.
Ankara milletvekili vardı yanında. Kimdi? Şu an hatırlamıyorum. Metin neydi ya? Vallahi tam aklımda değil. Ben bizzat seninle ilgileneceğim dedi ya. Vallahi he ilgileneceğim dedi sende. İlgilendi mi? Ne ilgilenmesi ne hali ya. Yani Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi sonucu iyi değil. Günde size inanırım ki tamam yine de çok kötü. Daha kötüsü olanlar da var. Bu lokantalar, evet, bu kafeler. Onlar bizden daha kötü. Çok intihar eden insanlar var. Emin olun yani. Bak siz belki duymuyorsunuz. Ne bileyim daha belki duyuyorsunuz da. Bunu verebiliyor musunuz, veremiyorsunuz bilmiyorum. Hiçbir kanal vermiyor. Evet. Hiçbir bir fokus var yani şu an. Onu da dinledin mi deprem oldu? Bir fokus var yani. Başka şu an hiçbir medya kalmamış yani. Bütün medya hepsi yandaş. Fokus dedim bak ortalık sallanmaya başladı. Eyvallah çok sağ olun. Güle güle başınızına saygılar. Sıfır, sıfır, sıfır. O kadar kötü diyor. O kadar kötü. Bak kimse var. Çarşıyı çek abi bak. Ne kadar etkilendiniz pandemi döneminde? Devletten teşvik, yardım, hibe aldınız. Vallahi hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadık. Bir de devlet de bu süreçte bizde şey yapsın. Banko primlerini yükseltmesin, evet. Düşürsün. Elektriği gelir 750 milyon, 800 milyon. 873'den 1.5'e çıktı banko primleri. Biz de zorlanıyor. İyi trollüyorsun. Peki nasıl dönüyor çark? Dönmüyor ki yani nasıl dönsün? Cepten mi gidiyor? Borçtan mı? Cepten eksiye giriyoruz, kartları patlatıyoruz yani yapıyoruz. Bankalardan krediler sağ olsun işte. Bankalardan krediler sağ olsun. Peki hiç halinizi, hatırınızı soran milletvekili? Hiç kimse yok, hiç kimse yok. Bakandır. Hiç kimse yok, hiç kimse yok. Devlet yetkilisidir var mı? Yok. Abi şu an herkes kapısını kapatmış. Kimse beni rahatsız etmesin. Ben de onu rahatsız etmeyeyim. Şu an öyle durum. Ne olacak peki? Allah, siz Allah, ne yapacaksınız yani? Yani ne yapacağız? Yapacak köpek bir şey yok. Köpek mi indireceksiniz? Köpek indireceğiz ya ne yapacağız? En son öyle olacak. Kimse yok yani şu an sabahtan hiçbir şey yok, bir çeyrek alan yok yani. Düşüş halindeyken bile çeyrek alamıyor. Alamıyorlar. Adam diyor ben ne yiyeyim? Ne içeyim? Geleyim alayım. Allah yardımcısı. Amin amin cümlemesin abi. Ne demek abi? Eski bir işler yok. Eskisi gibi tadı yok. Yok yok. Pandemi. Peki pandemi döneminde bir destek, bir kredi, herhangi bir şey aldınız mı? Hibe aldınız yok, mı? Yok almadık. Neden? Şimdi bize normal küçük esnafa veriyorlar zaten. Evet. Bizlere yok. Çarkı nasıl çeviriyorsun abi? Kirayı nasıl ödüyorsun? Sigortandır, elektriğindir, suyundur nasıl dönüyor? Valla Allah'a çok şükür idare ediyor yani misal. Ama iş yok yani kazanç mazanç yok. Sıfır. Yani ucu ucuna gidiyor diyorsun. Yani kar bir şey kazandığımız yok ha yani misal. Emek boşa gidiyor. Emek aynen ha. Boş. Evet. Boş yani ya. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. İş yok valla abi. Neden işler iyi değil? Hastalıktan dolayı. Önceden kaç simit satıyordu, şimdi kaç simit satıyor? Önceden 100 tane satıyordu, şimdi 100 tane hiç satamıyoruz. Kaç tane satamıyor? 100 tane neyi bile satamıyoruz. Satılmıyor mu? Ha satılmıyor. 50 kuruştan da veriyoruz da satamıyoruz. 50 kuruştan verdiğin halde gitmiyor. Gitmiyor işte kökü zarar. Ne yapacağız? Heyecanız Allah'ım sana çok şükür. Hamdolsun sana. Başka? Şükürden başka bir şey yok ki elimizden. Bir şey yok diyor. Aynen hocam. Allah yardımcın olsun. Amin hocam. İşler hani pandemiden dolayı bizi etkiledi valla. Şu anda mağduruz hani pek fazla iş olmuyor zaten. Ayak üstünde hani zaten millet hani insanlarımız mağdur. Hani elde hiçbir şey içilmiyor. Ondan dolayı mekanlar da zaten kapalı. Onun için hani mağduruz yani. Çarkı nasıl döndürüyorsun? Nasıl dönüyor? Ne yapıyorsun? Hani günlük karın toluğuna geçiniyoruz yani. Elde hani birikim yapma gibi bir durumumuz yok yani şu an. Her yapamıyorsun doğru. Yok valla yani zaten günlük günü gününe geçiriyoruz şu anda. Peki esnaf olarak bir destek aldın mı devletten? Yok hiçbir devletten hiçbir destek falan almadım. Kira veriyorum. Kiramı bile hani hiçbir şekilde çıkaramıyorum daha doğrusu. Ya zarar mı ediyorsun? Hani şu anda zarar ediyorum bu duruma göre. Ne olacak? Valla bilmiyorum. Allah sonumuzu ayıracak. Yani pandemiden dolayı cepten yiyoruz. Hani bütün esnaf olarak zaten herhangi kira hani dükkan kiralarını bile çıkaramayan esnaflar var şu anda. Ondan dolayı Allah razı olsun. Salih ikram edinmişmez misiniz? Güzel bir soru. Evet. Sizce nasıl? Bilmiyorum. Biz Antalya'dan geliyoruz. Esnafımız durumu nasıl? Diyarbakırlı esnafı bir dinleyelim dedik. Yani pandemiden dolayı bütün dünyada nasılsa bizde de aynısı. İşler şu anda sıkıntılı. Nasıl döndürüyorsunuz? Çark dönüyor mu?
kar yapabiliyor musunuz? Ayrıyetten devlet desteği pandemi sürecinde aldınız mı? Yok, daha almadık ama bir kira yardımı gündemde var. Evet. Veriler mi daha belli değil. Bekliyoruz. Hala beklemediniz. Evet, bekliyoruz. Evet. Çark nasıl dönüyor abi? Kiradır, eleman parasıdır, sigortadır. Kararda mısınız? Ucu ucuna mı gidiyor? Şu anda herkes gibi bizim de sıkıntılar var tabii ama yine Allah'a şükür tabii cepteyiz. Evet. Yani pandemi sürecinde herkes de sıkıntı, bütün dünya sıkıntıda. İnşallah bir an önce anlatırız. İnşallah. İnşallah hayırlısı olur. Var mı hiç halinize hatırınızı soran bir devlet yetkilisi, milletvekili? İşte durumunuz ne? Nasıl dönüyor bu? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz diye soranlar oldu mu hiç? Gelen oldu mu? Ziyaret eden oldu mu? Yani şu anda gelen yok. Ama İnşallah olur. İnşallah olur, öyle bekliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Hayırlı işler. Sağ olun. İdare ediyoruz abi çok şükür. Hani eskisi gibi de olmasa da gene idare edebiliyoruz. Pandemi döneminde bayağı etkilendiniz mi? %40-%50 etkilendik tabii ki. Peki bir destek aldınız mı? Devlet desteği geldi mi? Şu an herhangi bir işletmelere... Şu an herhangi bir destek almadık ama bekliyoruz. Bekleniyor. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Yarın genel seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde oyunuzun rengi ne olurdu efendim? Benim oyumun rengi Selahattin Demirtaş'tır. Neden Selahattin Demirtaş? Ya o adam o zevtip. Hani bakarsan mesela gazeteciyle konuşur zaman şu gazeteci şu gazeteci bana soru sormasın demiyor. Evet. Herkesin sorusuna yanıt veriyor. Her şekilde cevap veriyor. Hani benimsiyorum onu. Selahattin Demirtaş. Tabii tabii ama şu anda ne yazık ki haksız yere cezaevinde. Evet. Yani ne, ne yapacağız da artık. Peki Millet İttifakı var biliyorsunuz. Millet İttifakı'nın adayları konuşuluyor. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener isimleri geçiyor. Evet. Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu olmalı lazım. Ekrem İmamoğlu tabii. Daha mı size? Tabii genç, obledi, çalışkan. Evet. En azından hani ülkeye bir şeyler yapabilir. Ama o inancım var bende. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Giderim.